Bugün temizlik günümüzdeyiz ve Can Polat başlamış. Bu bir şaka olmalı. Gerçekten şu an seni çok seviyorum. Şu an seni 5 kat daha fazla seviyorum. Allah Allah. Evet, var mı? Günaydın arkadaşlar. Ben bugün nasıl uyandım? Bu arada günaydın arkadaşlar cümlesindeki tonlamanın yapaylığına ne diyorsunuz? O bir alışkanlık oldu diyebiliriz. Neyse, ben bugün nasıl uyandım biliyor musunuz? Kendimi evde kal sürecinde bir okulda gibi hissediyorum ve bittiğinde mezun olmuş olacağım gibi. Bugüne kadar anlayamadığım bütün ev kadınlarından özür dilemek istiyorum. Bu başlı başına bambaşka bir iş. Organize olmak, ev işi yapmak, ev işi yapmadan zorlamaya da şikayet anlamında söylemiyorum bunu ama o kadar çok detayı olan bir mevzu ki ve evde kaldığım sürece evdeki her şeye ben de takılmaya başladım ve sizi dinlemediğim için de çok pişmanlık duyuyorum. Nerede dinlemedim? Banyoyu yaptıracağım demiştim, mutfağı değiştireceğim demiştim, eve girmeden yaptır demiştiniz, ısrarla yorumlarda ne yap et yaptır demiştiniz. Yaptırmadım. Eve girince bunlar hallolur bilmem ne dedim ama yok, şu anda zaten yaptıramam ve bütün bunlar gözüme batıyor. Bunun dışında evlendiğimden beri hiç önemsemediğim düzenlemedir, yok efendim kavanozdur, şu anda yemek takımım dahi yok ve yemek takımını seçemiyorum. Kavanoz organizasyonu dediğiniz şey inanın insanın 3 gününü alabilir, seçimi dahil alabilir. Neyi nereye koyacaksın, mutfak dolaplarını nasıl düzenleyeceksin vesaire vesaire derken bu konu beni şu anda şey yapıyor, zorluyor. Ama bu hani mutsuz mu ediyor? Hayır, etmiyor. Gayet idare etmeye çalışıyorum. Bir sürü şey öğrendim. Teras bomboş. Terası mobilyalarını sipariş vereceğiz bugün IKEA'dan. 10 gün içerisinde gelir. Onu kurarak başlarız. Sonra da zaten bu evden çıkma bitince ben bütün mutfağı falan yaptırmaya karar verdim kendimce. Ve evde vakit geçirmek de çok güzel bir şeymiş. Bu işleri öğrenmek de çok güzel bir şeymiş. Bunun için de vesile oldu bu dönem. Neyse, sağlıkla kurtulalım da bari böyle güzel şeylere de vesile olarak devam etsin deyip bugün ne yapacağız? Bugün temizlik yapacağız. Mesela Vileda ile normal diğer işte silme şeyinin farkı var. Annem Vileda ile silme işte şu düzgün şeylerden al diyordu. İçimden ne alaka falan diyordum. Yok yok, alakası varmış. Ben de yeni temizlik paspası sipariş verdim. Henüz gelmedi. Bugün yine Vileda ile idare edeceğim. Ev olayına sarmış durumdayım. Çok fena sardım. Ben sardım mı arkadaşlar? Tam sararım. Ha, klişe dekorasyonunda, dekorasyon konusunda bayağı kendimi geliştirmiştim. Bir sürü yer öğrenmiştim. Avizeci nerede? İşte koltukçu nerede? Yok efendim objeci nerede? Bu işin daha parlak ve kolay kısmıymış. Ama iş eve gelince bir ofis düzenlemek kadar kolay olmuyor. Çünkü işin içerisine tabii ki de kullanım giriyor. Çok fazla konuştum. Videomda Can da olacak bugün. Can'la şey temizlik kısmını şöyle bölüştük. Evin her yerini ben temizliyorum. Kendisi sadece yukarıdaki mutfakta, bulaşık makinemiz de yok. Oradaki zaten kahve içiyoruz bir tek orada. Su içiyoruz, kahve içiyoruz, kola içiyoruz. Oradaki bardakları yıkıyor böyle. Eve aldığım birkaç şeyi paylaşarak başlayayım size. Şu vazoyu aldım. Aslında bunu böyle çiçeklerle düşünürseniz daha güzel olabilir. Bu arada hiç yerleştirmedim. Şöyle bir çanak aldım. Çanağın içerisine de daha güzel bir şekilde dizayn edebilirim. Belki bugün beraber yapabiliriz. Bir de şu çerçeveler asılacak inşallah. Çivi bulduk, artık asabiliriz. En azından böyle yerde kalmazlar. Mutfakta da bir şeyler aldım. Mutfak şu an dağınık. Kavanoz seti aldım. Bir de şöyle minik kavanozlar aldım düzenleme yapmak için. Bunun içerisine Instagram'da bu arada delicesine kahve, kurabiye tarifleri veriyorum. Beni Instagram'dan takip edin. Özellikle oradaki malzemeleri koymak için küçük kavanozlardan aldım. Üzerine de klişenin stickerlarından yapıştırarak böyle süsledim. Kavanozlar Trendyol'da Paşabahçe'nin kavanozları 10'lu olarak satılıyor. Şu makarna süzgecini aldım. Geçen vlogda şikayet etmiştim biliyorsunuz. Hala tencerenin içerisindeki süzgeci kullanıyordum. Böyle bir süzgeç aldım. Bu benim çok hoşuma gitti. Bunu böyle meyveleri koyup meyveleri direkt bile servis edebilirsiniz. Çok güzel bir süzgeç bence. Güzel. Süzgeç güzel. Reklam spotu gibi oldu. Emaye markası emsal. Çaydanlık aldım. Yine onunla takım aldım. Bu mutfağı özellikle beyazlarla doldurup taşlara takığım ya, şu taşları saklamaya çalışıyorum. Şu mutfak kuralları camına da aldım ama arkadaşlar bu bence kro bir şey ya.
Gerçekten bunu sevmedim ben. Bunu en kısa zamanda mutfağı değiştirirken çıkarttıracağım. Yani tavsiye etmiyorum. Benim hoşuma gitmedi. Beğendim de koydum zannetmeyin. Bir de bunu aldım. Evin dekorasyonunda zamanla yapılırken zaten hepsini siz de göreceksiniz. Hiçbir zaman böyle çok yoğun yoğun tabak çanak takımları işte bir sürü şeyler yapmayacağım. Çünkü şunu da test ettim. Benim hayatımda daha böyle kolay, basit, pratik şeylere ihtiyaç var. Biraz daha otel gibi bir ev hayatı. Yani otel gibi demeyeyim. Vakit geçirilecek ama her şeyin kullanışlı olacağı. Böyle biraz gelin evi gibi olmayacak bu ev. Öyle bir şeyler arıyorum. O tarz ürünlere bakıyorum. O tarz dekorasyonlar açıkçası hoşuma gidiyor. Onu da söyleyeyim. Bir tek teras için çok heyecanlıyım. Çünkü yazın muhtemelen tatile gidemeyeceğiz. Hem ekonomi çok durdu. Ekonomik sebeplerden dolayı gerek yok yani şu dönemde. Hem de zaten virüsten dolayı tatile gidebileceğimizi pek düşünmüyorum. En azından şimdilik. O zaman daha fazla vırvırlamadan şu temizlik olayına girişim. Çünkü temizliği bile iyi yapınca gerçekten 4 saat sürüyormuş. Benim için temizlik 1 saatti ya. Süpürgeye başlıyorum. İçerileri falan topladım. Bu arada annemden ödünç aldım bu süpürgeyi. Çünkü evdeki süpürge o kadar kötü ki. Bu arada saçlarımın rezilliği. Hani güzel gözükmeye çalışıp. Daha bakımsız duran tipler var ya şu an aynı onlardan. Haftaya süpürgem geliyor. Yeni süpürge sipariş ettim. Artık bir rahata ereceğim. Şuna şöyle atayım. Of. Can. Simla bugün temizlik yapıyor. Bana verilen görevler dahilinde ben de kendisine destek olacağım. Bulaşıkları yıkadım. Beğendiğim, yapabileceğim bir iş olursa katılım göstereceğim. Beğenmediğim bir iş olursa her zamanki gibi bir bahane uydurup kaçmayı düşünüyorum. Teşekkürler. Süpürge nasıl çalışıyor acaba? Of! Cancığım. Efendim. Aşkım. Ne isteyeceksin? Ben bunları yaparken sen de üst katları süpürgelesene hadi. Süpürgelesene. Evet. Nerenin şivesi? Bu Elazığ şivesi. Hiç hadi. Alakası yok. Hadi bir at süpürgeyi hadi. Tamam. Kayıyor şey koltukların üzerinde unutma da attığın şeyleri var. Burnu kurumuş. Hadi. Peki. Çok mutluyum. Çabuk banyoya girişiyorum. Bu anları gösterip göz zevkimizi bozmak istemiyorum. Kamerama dokunursan seni gebertebilirim. O yüzden kamerama dokunma. Tamam mı? En sevdiğim an. Ve bu inanılmaz kokuyor arkadaşlar. Gerçekten evinizin böyle sanki orman evinize gelmiş gibi. Çok güzel bir doğa evinize gelmiş gibi kokuyor. Her yere sıkacağım. Pardon duyamadım. Çok güzel bir doğa evinize gelmiş gibi. Tamam konuşamamış olabilirim.
Ama güzel kokuyor yani. Böyle oha biraz çap diye koydum ama böyle ev bakım ürünlerini, ev kozmetiklerimi de şuraya koydum direkt girişe arkadaşlar. Şuraya da bir dresuar alsam fena olmayacak. Şşt. Ne yapıyorsun? Ah temizlik bitti. Saçlarımı toparladım ve ben bile ekrandan rahatladım. Sizi düşünemiyorum böyle önlerinde saçlar bazen diyorsunuz ya şunları bir topla. Ben de bugün sizi anladım arkadaşlar. Şu kaşımı bir kaldıran şeyden süreyim ya. Aman yine bütün gün böyle o kaşlarım düşüklü çektim. Of bundan kullanıyorum. Bununla tarıyorum ve inanılmaz bir şey söyleyeceğim size. Her gün aksatmadan sporumu yapıyorum. Şu anda temizlik olduğu için kardiyo hareketlerini geçeceğim ama yogayı yapacağım. Çünkü bir şekilde kendime bir söz verdim ve eğer yapmazsam bu da size motivasyon olsun diye söylüyorum. Vicdanım sızlıyor yani. Pişman oluyorum sonra. Yapaydım besinle diyorum. Ondan sonra yapmadan önce üşeniyorsunuz. Yaptıktan sonraki duyguyu size anlatamam. Bir canı yanına çıkayım. İki geyik yapayım onunla. Ondan sonra da yoga matımı. O yüzden burası boşluklu. Şuraya şöyle atacağım ve sporumu yapacağım. Yarın size bir sabah rutini videosu mu çeksem? Aslında geçen gün çektim. Ama o kadar kötü oldu ki. Rutinden çıktı yani. Biraz estetik bir video çekeyim istedim. Işık yine kötüleşti. Hah, iyileşti. O yüzden yarın çekebilirim aslında bunu. Morning rutin. Pahalı bir sabah rutin. Sen sabah rutin videolarını biliyor musun? Ne demek o? Sabah rutinini çekiyorsun. Ne ki sabah rutini? İşte kalkıyorsun, kahvaltı ediyorsun. İşte yoga yapıyorsun, meditasyon yapıyorsun. Cildine bakıyorsun. Ben öyle şeyler yapmıyorum. Şimdi bırak kremi mremi. Ben size yeni aldığım alışverişimi göstereyim. Ben Le Manyak Lombak zamanından beri Bülent Üstün'ü takip ederim. Bunlar aslında bende vardı, hatırlıyorsun. Yeniden aldım. Trendyol linkini aşağı bırakıyorum. Ve Türkiye'de aslında takip edilen ilk çizgi roman karakteridir. Sen şimdi böyle bilmiş ya dün. Geçen videoda bir dakika ben bir şey yapayım. Şimdi Can kızma aşkım bir şey söyleyeceğim. Bilmiş konuşuyor. Tamam bu arada bunu kötü anlamda söylemiyorum. Bazı şeyleri ifade şeyi uzun uzun anlatma şeyi benden daha güçlü. Okey. Birkaç kişi benim cahil olduğuma dair şeyler yazmış. Arkadaşlar sizsiniz cahil. Ben buna acayip sinirlenirim. Ben kendi işini falan kurmuş bayağı kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Hani oturup da bana böyle artist artist şeyler yazmayın. Benim sinirlerimi de bozmayın. Ben burada böyle entel üntel şeyler havalarda değilim. Hiçbir zaman hayatımda bir havanın içerisinde de olmadım. Şu an sinirlendim ve bunu söylemek istiyorum. Bana hiç öyle yayınlama falan diye bakma. Olmadım. Okuduğum kitapları buraya sersem ve videoyu yayınlasam hiçbiriniz izlemezsiniz ki birçok böyle bir videoda çektim. İyi ki de çekmişim. Hep izlenmeleri düşüktü. O yüzden çok konuşmayın, boş konuşmayın diyorum ve burada ego yaptım. Bunda gerçekten sinir oldum. O yüzden söylemek istedim. Hiç şey değil yani hani o bundan rahatsız olmuş. Oldum. Evet. Sinir oldum buna. Hiçbir şimdi şey. Bunun üzerine benim neyden bahsetmemi istiyorsun? Hayır. Seninle alakalı değil. Çirkin derler sinir olmuyorum. Eleştirirler sinir olmuyorum. Ama böyle yok. Cahilmişim. Sanki ben salak pembe bir dünyanın içerisinde yaşıyorum. Bu yanlış yani. Buna sinir oldum. Lütfen sen de bununla ilgili eşini savunan bir... Benim hep söylediğim bir şey vardı. Bilmiyorum bunu söylemek ne kadar doğru olacak ama kadının en büyük düşmanı her zaman başka bir kadındır. Hı. Yani erkekler var diye. Çok klişe. Ben bunu böyle düşünmüyorum bu konu hakkında. Yani sen düşünme. Tamam. Yani yorumu yazanlar erkek mi? Değil. Ama benim takipçilerim kadın. Tamam işte biz zaten ondan bahsediyoruz. Hı. Neyse. Bilmiyorum yani talep ettikleri içerik de o, eleştirdikleri içerik de o bence. Evet doğru. Yani. Doğru söylüyorsun. Onun haricinde bisikletlerimi göstereyim. Abi ben ne anlatayım? Evet, şimdi diyecekler ki bisiklet trainer'ı ne? Anlat. Gel, anlatayım. Al sen bununla git anlat. Gel sen, kameraya anlat. Yok ben gelmeyeyim ya, şu an işim var. Kendin anlatırsan daha rahat yapıyorsun, al. Evet, nedir bisiklet trainer'ı? Çok konudan konuya atlayan bir vlog oldu ama... bisiklet trainer'ı arkadaşlar bu arka aksa takılan ve... hafifçe havaya kaldıran, bunun gibi, bu değil tabi ama
lastiğe belli bir direnç uygulayarak evde bisiklet antrenmanı yaptığınız bir, nasıl diyeyim, bisiklet ekipmanı, bisiklet aksesuarı gibi bir şey. Ben tabii evde pek spor yapmıyorum normalde. Çok da sevmem evde spor yapmayı ama bu trainer geldikten sonra ben de bu ev karantinası günlerinde sonunda hareket etmeye başlayacağım. Çünkü işim de pek dışarı çıkmayı gerektirmiyor açıkçası. O yüzden pek bir hareketsiz kaldım. Şimdi yoga kuşağında Simna'ya bağlanıyoruz. Teşekkürler. Sporu bitirdim, hadi beraber. Kalorili de olsa bir yemek yemeyi hak ettim bence. Bugün yogada aralıksız 16. günde falanım. 16-17 olabilir, Nisan başından beri yapıyorum. Yapın arkadaşlar, evde hareketsiz kalmayın. Kapı acıktım. Evet, bugün soluk soluğa kaldım. Gerçekten benim her şeyi böyle aşırı acele yapma bir huyum var. Bugün menümüzde ızgara köfte, tandoorda yoğurtlu makarna ve dolma var. Yaprak sarma. Köftelerim fırında. Makarnam süzülüyor. Yemek hazırlanıyor Can Polatların evinde. Kaşı gözü dağıttık. Akşam yemeğimizi yedik. Saat 9 falan oldu. Moka yapacağım. Sıcak çikolata gibi bir moka yapacağım. Daha önce vloglarda nasıl moka yaptığımı size göstermiş miydim hatırlamıyorum. Gösterdiysem de gösterdim. Tekrar göstermiş olacağım. Çünkü çok basitçe yapılıyor ve çok da güzel bir tarif. Şu kupalara yapayım, takım olsun. Kakaomuz. Artık göz kararı koyabiliyorum. Böyle bardakların içerisine 2 kaşık kadar kakaoyu koyduk arkadaşlar. 6 kaşık kadar kahveyi böyle koyacağız. Oops. Çok az sıcak su yeterli. Sıcak suları azıcık katıyoruz. Bunu böyle içinde çırpıyoruz. Direkt mangalınızın içinde çırpabilirsiniz. Starbucks'ın mokasını seviyorsanız bunu da kesin seveceksiniz. Çünkü ben hiçbir fark göremedim. Yani tadı aynı. Bu akşam üstüne doğru gıcık bir olay yaşadım. Buradan anlatamayacağım bir olay. Ve ben ne zaman böyle çok strese girsem, sinirlerim bozulsa bu acayip derecede mideme vurur. Hızlı hızlı böyle sinirle yemek yedim. Ve hala midem çok ağrıyor ya. Mide ağrısı çok kötü bir şey. Bu geriliyor yani. Bulantı gibi değil, stres ağrısı. Siz anlarsınız. Bedava böyle çikolatalı bir şeyle yapmak istiyorum. Salla salla salla. Tamam ya. Üzerine bu köpürttüğümüz süt koyuyoruz. Biraz köpüğü az oldu. Ama güzel oldu kıvamı. Renginden anlıyorum artık. O zaman hepinize iyi geceler. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bunu hiç söylemiyorum. Videolarımı seviyorsanız, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bildirimleri de açın seviyorsanız. Ya her şeyi yapın işte. Söylenen o genel jenerik cümlelerin hepsini benden de duydunuz. Kanalıma abone olun, yorum yapın, beğenin, bildirimleri açın. Öpüyorum.